Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünmüyorum. Hangi mahallesinde yaşıyorsunuz Bünyan'ın? Ben Karakaya'da kalıyorum. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Eksik çok. Ne gibi eksiklikleriniz var? Sular yok. Peki Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Şimdi ben burada kalmıyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Yurt dışındayım. Nasıl buldunuz Bünyan'ı? İyi. Sizce Bünyan'da geçmiş oranla ne gibi farklılıklar var? Ben bilmem buraları. Teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bünyan Belediyesi hakkında hiç iyi düşünmüyorum. Ne diyorsanız ben bir engelliyim abla. Bizim burada engelli kartı geçmiyor. Normalde Bünyan Kayseri'ye bağlı. Burada engelli kartı falan geçmiyor yani. Hangi mahallesinde yaşıyorsunuz Bünyan'ın? Buca Mahallesi. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Eksiklik çok. Mesela bundan o bir başkanımız Sinas Gurcuoğlu doğalgazı getirmişti saate. Doğalgaz saati bu sene çekildi yani. Şimdiki başkanın hiçbir şey yapmadı yani. Belediye Başkanı Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy verir misiniz? İkinci hamleye herkese gene vermem. Bak ben engelliyim. Ben 10 defa işe başvurular yaptım. 8 ay ihtiyacım var malum emekli olmaya. Beni kovmaktan beter etti. Bir başkan böyle yapmaz. Teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben İstanbul'da duruyorum. Orada duruyorum. Nasıl buldunuz Bünyan'ı? Bünyan bak bir şey diyeyim. Dün hastanenize gittim. Bak söyleyeyim. Tam iyi geldiniz. Bünyan bir arpa boyu yol kat etmemiş. Pahalılık başına almış gitmiş. İnsanlar yani ben dün hastanede bekledim. Bak bunu söyle yayınla hangi kanaldan geldi belediyesinde. Bünyan'da yaşam ölmüş. Anladın mı? Ben İstanbul'da Kadıköy'de oturuyorum. En iyi semtte oturuyor. İstanbul buraya göre çok 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 iyi. Kızım da basın yayıncı gazeteci. Geldi bir hafta 10 gün kaldı. Arkadaşı gelmiş burada incelemiş belediyede. Bura diyor anne diyor bizimkiler tarım işçileriydi. Babamız dedemiz Bünyan'ın Sıvgın köyünden. İnanır mısınız ben Bünyan'a hayret ettim. Bu kadar olur mu? Peki sizce geçmiş oranla Bünyan'da ne gibi farklılık var? Geçmiş oran bundan iyiydi. Babamız, dedemiz pazara gelirdi haftada sonra. Oradan sonra bütün alışverişlerini yapardı. Akşam aldığın kızım bu kadar, hanımefendi kızım dedim sakın yanlış anlama. Bu kadar pahalılık olur mu? Olmaz. Buradaki insanlar dar gelirliler değil mi? Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ama diyorum ya bak İstanbul'un en iyi semtinde oturuyor. Ben buraya gelince şok oldum. 15 gündür buradayım. Kızım da geldi. Anne dedi baba vatanı gideyim bir gezeyim dedi. 15 gün, bir hafta kaldı. Bebişimizle geldik. O da aynı diyor gelmişler buraya yemeğe geldiler. Anne diyor Bünyan diyor bir arpa boyu yol kat etmemişti. Peki, teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Belediye biraz bir ağır çalışıyor. Fazla ilgilenmiyor gibime geliyor. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Hadi mahallesinde. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Çok var. Neler örnek verebilir misiniz? Yollarda o yeni yapılan kaldırımlar falan biraz çok şey oluyor, sular birikiyor. İnsanlar kaldırıma geçemiyor, yol ortası temiz ama fazla bir şeyimiz yok yani biraz. Biraz ilgilenmiyor gibime geliyor. Peki Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Biraz zor olur. Peki teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buralı değilim. Nerelisiniz? Yeni geldim. Aksaraylıyım. Nasıl buldunuz Bünyan'ı? Küçük ama tatlı. Yani çok şey değil. Hayat birazcık durgun. Akşam 6'dan sonra insan bulmak zor. Temiz bir yere benziyor. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Yeni taşındınız mı buraya? Buraya taşındım. Hangi mahalle? Toki'deyiz. Peki bulunduğunuz yerde sizce belediyenin bir eksikliği var mı? Yani şu an tam onu şey yapabilmek için biraz yaşamak lazım ama ulaşımda birazcık sıkıntı var bence. Yani peki, saatler çok az. Peki, teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyidir. İyi çalışıyorum şimdilik iyi. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Cancık'tayım, yukarı mahalledeyim. Bulunduğunuz mahallede belediyenin bir eksikliği var mı? Eksikliği yok şu an. Gözükmüyor eksik olarak. Yani mahallemize biraz sıkıntımız çöpler. Çöpler gece alınıyor. Peki. Sıkıntımız o. Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Veririm. Teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneceğim ki? İyi. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Bünyan'ın mı? Şeyde, Gülüce'de yaşıyor. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Yok.
İyi. Hiçbir eksikliğiniz yok. Yok yok. Belediye Başkanı Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Peki teşekkür ederiz. Yani belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuşmasam olmaz mı? Hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Ergenmen. Bulunduğunuz mahallede bir problem var mı? Problem çok. Neler örnek verebilir misiniz? Mesela yollarımız, yakınımıza ait şey var, çöplük var, oradan kokular geliyor. O rahatsız ediyor. Vallahi yani aslında sorun var da. Peki, belediye başkanı Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünürüz tabii, niye düşünmeyelim? Peki teşekkür ederiz. Koca Sinan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi bir şey, iyi çalışıyor. Yeterli, ne olacak? Peki bulunduğunuz bölgede Koca Sinan'ın bir eksikliği var mı? Ben köyde yaşadığım için hiç bilmiyorum. Kayseri'ye de inmediğim için. Bizim köyde yok. Hangi köyde acaba? Doruklu köyü. Köyünüzde bir sıkıntı var mı? Genelde suyumuz az. Yeni yapıldı işte. Yoktu sularımız, dün geldi. Peki Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünürüm. Aslında ben Erdoğan'cı değilim. Ben solcuyum ama düşünüyorum. Peki teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyor yani. Ortalığı koruyor. İşsizlik başını almış gidiyor. Her şey. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Cami Kebir'de. Cami Cid'de. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Var. Asfaltlarımız yapılmadı. Yollarımız berbat. Her şey eksik yani. Peki Bünyan Belediye Başkanı Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Bilmiyoruz onu. Ona biz. Kararsız. Yani. Peki teşekkür ederiz. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdiki belediye başkanımızdan memnunuz. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Aynı mahallesi. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Eksiklik var. Duvarlar depremden mi, sudan mı bu tarafa yola devrilecek. Arabaları da getirip buraya koyuyorlar. O duvarların yapılmasını istiyor. Peki belediye başkanı Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir diğer tekrarlar mısın? Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Belediye başkanına. Evet. Belediye başkanından çok memnunuz. Olduğu kadar belediye başkanı, hem partili, AK Partili, ben de onun partisindenim, Musa Akyol'um. Bundan daha iyisini bulamazdık. Hangi mahallesinde yaşıyorsunuz Bünyan'ın? Ben Cami Kebir nüfusuna kayıtlıyım ama Sümer'de ikamet ediyorum. Bulunduğunuz bölgede bir eksiklik var mı? Bulunduğunuz bölgede bir eksiklik var mı? Eksiklik. Çalışıyor. Çalışıyor. O partinin sağlam adamlarından, AK Partiliyim ben. Daha evvel MHP'liyim, şimdi ortak olduğumuz için AK Parti'deyim. Gücümün yettiği kadar çocuklarımla beraber hizmet veriyorum. Özkan Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy verir misiniz? Özkan Bey 10 sefer koysa ömrüm olduğu müddetçe Özkan Bey'i destekliyorum. Peki teşekkür ederiz.